Çalışkan ve başarılı arkadaşlarım, bugün ters orantı konusuyla devam ediyorum. İki çokluktan birisi artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir. Ne demek arkadaşlar? İki çokluğumuz x ve y olsun. Bakın x'e 1 alırken y kaç olur? Söyle, 6. Çok güzel. X 2 iken y kaç olur? 3. X'in çarpımı 6 yapar. Peki ben buna 3 dersem bu kaç olur? 2. Peki bu 6 iken bu kaç olur arkadaşım? 1. 6 kere 1, 6. Bakın x 1 iken y kaç? 6. x 2 iken y kaç? 3. x 3 iken y kaç? 2. x'ler artarken y'ler ne yaptı arkadaşlar? Azaldı değil mi? 1, 6. Bakın x'i 2 yaptım. Y kaç oldu? 3. 6 iken 3'e düştü. X'i ben 3 yapıyorum. Y ne yapıyor? 2'ye düştü. Bakın 6, 3, 2. X'ler ne yaparken? Artarken y'ler ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. İşte değişkenlerden biri artarken biri azalıyorsa burada ne var arkadaşlar? Ters orantı. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şuraya nokta yazdım. Ters orantılı iki çokluğun çarpımı her zaman sabittir. Doğru mu? Doğru. Bakın 1 6 çarparsam 6. 2 ile 3'ü çarp 6. 3 ile 2 çarp 6. 6 ile 1 çarp 6. X çarpı Y değişken eşittir neymiş arkadaşlar? 6. 6 değişiyor mu? Hayır. X de Y değişiyor. Değişkenler bunlar. Çok güzel. Peki ters orantı iki çokluğun çarpımı her zaman ne diyoruz? Sabittir diyoruz. Güzel. Y ile X ters orantılıysa arkadaşlar, eğer sorularda A ile B ters orantılı diyorsa A çarpı B eşittir K diyeceğiz. C ile D ters orantılı diyorsa C çarpı D eşittir K diye yazacağız. Y ile X ters orantılı diyor. Biz ne diyoruz? X çarpı Y eşittir K. Hocam ben bunu her tarafını X'e bölerim. Y eşittir K bölü X yazarım. A kimse sana karışamaz, yazabilirsin. Peki değerli arkadaşlar, biz Y eşittir K bölü X'e ters orantı denklemi diyoruz. Neymiş bunun adı? Y eşittir K bölü X'e biz ne diyormuşuz? Ters orantı denklemi denir. Hocam burada K'ya ne ad verilir? K'ya ters orantı sabiti adı veriyoruz. Unutmayın. Ters orantı sabiti. Peki gördünüz mü arkadaşlar? X 1 iken y 6. X yerine 1 yazdım. Y kaç çıktı? 6 işaretledim burada. X yerine 2 yazdım. Y kaç çıktı? 3. Hemen 2'ye 3 noktası. Onu da buldum. X yerine 3 yazdım. Y'yi kaç buldum arkadaşlar? 2 buldum. Onu da işaretledim. Bakın bu noktalarda ne yapıldı? Bir grafik çizildi. Demek ki ters orantı grafiği neymiş arkadaşlar? Bu şekilde ne yapılıyor? Çiziliyor. Hocam y eşittir k bölü x ya da x çarpı y eşittir k. Peki bunun grafiğini ben x yerine 1 yazarsam y kaç olur? K. X yerine k yazarsam y kaç olur? 1. Bakın 1'e k'yı getirdim, yazdım. K'ya 1 noktasını getirdim. İşaretledim ve grafiğimi çizdim. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, ters orantı grafiği neymiş? Y eşittir k bölü x grafiği bu şekilde ne yapılıyor? Çiziliyor. Bir daha tekrar edelim. İki çokluğun çarpımı her zaman nedir arkadaşlar? Sabittir. Ve y ile x ters orantılı dediği zaman hemen x çarpı y eşittir k deyip sorumuzu çözeceğiz. Y eşittir k bölü x'e ne diyormuşuz? Ters orantı denklemi deniyormuş. Ve k'ya ne diyormuşuz? Çabuk söyle. Ters orantı sabiti adı verilir. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın soruda ne diyor bize? 2a ile b artı 2 neymiş arkadaşım? Ters orantılıdır diyor. Değil mi? Ters orantılı ise x'in çarpıp kime eşitleyeceğim? K'ya. A eşittir 2 iken b eşittir 1'dir. Bu neyi bulmamızı sağlıyor? Bu k'yı bulmamız için verilmiş bu bilgi. O zaman a yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2. Bakın a yerine 2 yazdım. B yerine ne yazacağım? 1. 1'i de getirdim buraya. B'nin yerine yazdım. Eşittir k yazıyorum. 4 çarpı kaç oldu arkadaşım? Çabuk söyle. 2 bir daha. 3 eşittir kaç? K. Ha, ben k'yı ne buldum arkadaşlar? Çabuk söyle. 12'yi buldum. Çok güzel. Şimdi ne diyecek bakın bana? B 4 iken A nedir? Ha, ben nasıl yazacaktım? 2A çarpı B artı 2. Kime eşit arkadaşlar? K'ya eşit değil mi? Evet. Peki K'yı kaç buldum? 12. Hemen 2A çarpı B artı 2 eşittir. Kaç yazıyorum? 12 yazdım. Peki başka bir bilgi verilmiş mi? Evet. B 4 iken A nedir? O zaman B yerine ne yazacağım arkadaşım? 4 yazıyorum. 2A çarpı 4. 2 daha kaç yapar? 6 eşittir kaç? 12. Doğru mu? Peki 2 ile 6'yı çarp, 12 A eşittir kaç? 12. A eşittir kaç bulunur? 1. Bizi kimi soruyordu? A'yı soruyor. A'yı bulduk mu? Bulduk, mükemmelsiniz. Bir sonraki sorumla devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, soru şu şekilde. 4 özdeş musluk 8 saat çalışarak, değil mi? 8 saat da dolduruyor. 4 özdeş musluk boş bir havuzu 8 saatte dolduruyor. Güzel. Bu musluklardan 2 tanesi aynı havuzu kaç saatte doldurur? 2 tanesi kaç saatte doldurur? X diyorum. Şimdi gençler, eğer 4 tane özdeş musluk bir havuzu 8 saatte dolduruyorsa
İki tanesi daha uzun sürede doldurmaz mı? Evet. Ha işte bu arkadaşlar değişken azaldı, dörtgen ikiye düştü. Bu sekizgen daha uzun bir süre olması lazım. Daha büyümesi gerekir. Aa, o zaman bu büyüdüğüne göre demek ki burada ters orantı var. Değil mi? Değişkenlerden biri azalıyor. Diğeri artıyorsa. Burada ne vardı? Ters orantı vardı. Çok güzel. Ters orantımızın sembolü buydu. O zaman ne diyeceğim? 4 çarpı 8 eşittir 2 çarpı x diyorum. Evet bak bu 2 ile bunu sadeleştirirsem burada 2. X eşittir kaç bulundu? 16. 4 özdeşmişlik. Yahu 8 saatte dolduruyorsa 2 tanesi kaç saatte doldur deyip bu şekilde sorumuzu çözüyoruz. Çok güzel devam ediyorum arkadaşlar. 16 işçinin 8 günde yaptığı bir işi. 16 işçi değil mi? 8 günde yaptığı bir işi. Aynı güçteki 32 işçi. Peki daha az bir zamanda mı yapar? Daha çok bir zamanda mı yapar? Lütfen söyle. Evet. 16 işçi 8 günde yaptığı bir işi. Aynı güçteki 32 işçi. Kaç gün? Daha az bir zamanda yapmaz mı? Evet daha az bir zaman. 8'den daha az. 16 iken 32'ye çıktı. 8 iken daha az bir rakam. O zaman bu ters orantı arkadaşlar. Ters orantı zaten işçiyle zaman. Gün nedir arkadaşım? Zaman. İşçi zaman nedir? Ters orantı. Çok işçi az zamanda. Az işçi çok zamanda yapar. O zaman burada ters orantı var. Ters orantı olduğuna göre değerli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 16 ile 8'i çarpıyoruz. 16 çarpı 8 eşittir. X çarpı kaç diyorum? 32. Bakın 32'yi 16'ya bölersem burada kaç kalır? 2. Bunu 16'ya bölersem kaç kalır? 1. Peki bunu 2'ye bölersem burada kaç? 1. Bunu 2'ye bölersem burada kaç kaldı? 4. Demek ki X eşittir kaçmış arkadaşım? 4'müş. 16 32'ye çıktığına göre 8 zaten geriye düşecek. Bu da 4 oldu. Belliydi zaten. Evet geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. 6 işçinin 18 saatte tamamladığı bir işi 12 işçi kaç saatte tamamlar? 6 işçi 18 saatte tamamlıyorsa 12 işçi evet 6 işçinin 18 saatte tamamladığı bir işi 12 işçi kaç saatte tamamlar? Şimdi arkadaşlar işçi sayısı artmış mı? Artmış. O zaman bunun zamanı ne olması lazım? Azalması gerekir değil mi arkadaşlar? Evet burada ters orantı var. Ne dedik? Çok işçi az zamanda. Az işçi çok zamanda yapar. Burada nasıl bir orantı var? Ters orantı var değil mi arkadaşlar? İşçi zaman nasıl orantılıdır arkadaşlar? Ters orantılıdır. Peki o zaman ne yaptık? 6 çarpı 18 eşittir 12 çarpı ne diyoruz? X diyoruz. Doğru mu? 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem 1, 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 9. X eşittir kaç bulundu değerli arkadaşlar? 9 bulundu. Peki bir sonraki sorumla devam ediyorum. Değerli arkadaşlar soru şu şekilde. Güzel bir soru. 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğa 140 TL yaşlarıyla ters orantılı olarak verilecektir. Mükemmel. Buna göre büyük çocuk kaç TL alır? Arkadaşlar... Eğer şöyle olsaydı, doğru orantı olsaydı 6 yaşındaki çocuğa biz 6x lira verirsek 8 yaşındaki çocuğa da 8x lira para vermemiz lazımdı. Doğru mu? Doğru. Bu eğer doğru orantı olsaydı bak doğru orantı olsaydı. Ama sorumuz ters orantı sorusu. Diyor ki 6 ve 8 yaşlarındaki çocuğa 140 TL yaşları ters orantılı olarak dağıtılıyor. O zaman şu demek bak 6 yaşındakine biz 8x TL vereceğiz. Tamam mı değerli arkadaşlar? 8 yaşındaki çocuğa da 6x TL para vereceğiz. Ters orantı olduğu için. Tamam mı? Ters orantı olduğu için. O zaman şöyle. Bu ikisinin birine 8x veriyoruz. Birine 6x veriyoruz. İkisine toplam kaç para veriyoruz? 14x lira para veriyoruz. Peki bu 14x'i kime eşitleyeceğim? 140 liraya eşitleyeceğim. X eşittir burada kaç çıktı? 10 çıktı. Bize kime soruyor? Bakın buna göre büyük çocuk kaç TL alır? Yaşı 8 olan kaç TL alır? Yaşı 8 olan kaç para vermiştik? 6x. O zaman 6 çarpı 10'dan kaç para vermiş oluyoruz? 60 lira vermiş oluyoruz. Çok güzel. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Eğer bu doğru orantı sorusu olsaydı 6 yaşındaki iki çocuğa yaşlarıyla doğru orantılı verseydi o zaman biz 6 yaşındakine 6x verirsek 8 yaşındakine 8x lira para verecektik. Ama bu ne sorusu? Ters orantı. Diyor ki yaşlarıyla ters orantılı olsun. Çok güzel. O zaman 6 yaşındakine 8x lira para vereceğim. 8 yaşındakine kaç para vereceğim? 6x vermiş olacağım. Topluyorum 114x yapar. 140 liraya eşitledim. X'i 10 buldum. Kimi soruyor benden? Yaşı büyük olan. Yaşı büyük olan kim? 8. 8 yaşındakine kaç para vermiştim? 6x lira para vermiştim. O zaman 6x eşittir. 6 çarpı 10'dan kaç para verdik?
60 lira verdik. Devam ediyorum arkadaşım. Eğer soruda şöyle bir şey varsa. X, Y, Z sayıları sırasıyla ABC sayılarla ters orantılı diyorsa arkadaşım şunu yapıyoruz. X bölü 1 bölü A, Y bölü 1 bölü B, Z bölü 1 bölü C eşittir K diyoruz. Buna ters çevir çarpsak ne olur? AX, B'yi bunu ters çevir çarpsak B'ye, bunu ters çevir çarpsak CZ eşittir K olur. Demek ki böyle bir ifade gördüğümüz zaman bu ne demek arkadaşlar? X, Y, Z sayıları A, B, C sayıları nasıl orantılı arkadaşlar? Ters orantılıdır. Harika. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Bununla ilgili soru da çözelim. Ne diyor bakın? 130 adet ceviz 2, 3 ve 4 yaşlarındaki 3 kardeşi yaşlarıyla ters orantılı olarak dağıtılacaktır. Buna göre en az ceviz alan kardeş kaç ceviz alır? Mükemmel. Peki değerli arkadaşlar o zaman bu A tane ceviz alsın. 2 yaşındaki A ceviz, 3 yaşındaki B ceviz, 4 yaşındaki de B ceviz almış olsun. C ceviz almış olsun. O zaman A bölü ne diyeceğim bakın. 2, 3, 4 yaşlarındaki 3 kardeşli yaşlarıyla ters orantılı. Yani 2, 3, 4 ile ters orantılı. 1 bölü 2 diyeceğim. Eşittir B bölü 1 bölü 3 diyeceğim. Ve C bölü 1 bölü ne diyeceğim arkadaşlar? 4 diyeceğim. Eşittir kaç arkadaşlar? K. Peki burada A eşittir kaç olur? 1 bölü 2 ile K'yı çarparsam K bölü 2 olur. B eşittir ne olur? K bölü 3 olur. Ve C'yi çabuk söyle. 1 bölü 4 ile K'yı çarparsam K bölü 4 olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız işlem şu. K bölü 2 artı K bölü 3 artı K bölü kaç? 4. Şunları topluyorum. Kime eşitleyeceğim arkadaşlar? 130'a eşitleyeceğim. Tamam eşitliyorum. Peki bunu 2, 3, 4 kaçta eşitlenir? 12'de 6 ile çarpıyorum. 4 ile çarpıyorum. 3 ile çarpıyorum. Kabul etmeyen var mı? Yok. Çok güzel. Peki çarparsam ne olur? 6K. 4 ile çarpıyorum 4K, 3 ile çarpıyorum 3K. Bölü kaç olacak arkadaşlar? 12, harikasınız. Eşittir kaç? O 130, tamam. 6, 10, 13K mı yaptı? 13K bölü 12 eşittir kaç arkadaşım? 130. Peki 13K eşittir 12 çarpı 130 mu oldu arkadaşım? Evet, 12'yi buraya çarpı olarak getirdim. 13 ile 13 sadeleştirirse kaçtır kaç olur? 12 çarpı 10 yani 120 bulmuş olduk. Doğru mu? Doğru. Peki arkadaşlar bize kimi soruyor? En az ceviz alan kardeş kaç ceviz almıştır? Şimdi en az alan A K bölü 2 alıyor. Yani ne demek A? 120'yi 2'ye böleceğim. 60. Birincisi 60 ceviz alıyor. İkinci kişi 120'yi kime böleceğim arkadaşım? 3'e böleceğim. Kaç olur? 40. Bu da 40 ceviz alıyor. Üçüncüsü kaç ceviz alıyor arkadaşlar? 120'yi kime böleceğim? 4'e böleceğim. 124'e bölersem kaç olur arkadaşlar? 30 ceviz alır. Ne diyor bakın? En az ceviz alan kardeş kaç ceviz almış oluyor? 30 ceviz almış oluyor. Geçiyorum bu soruya arkadaşlar. Sorumuz şöyle değerli arkadaşlar. Şu şekilde. Diyor ki bir traktörün arka tekerinin yarıçapı ön tekerinin yarıçapının 3 katı olsun. Traktör 100 metre yol gittiğinde ön tekerlek arka tekerlekten 80 tur fazla attığına göre arka tekerleğin çevresi kaç metredir? Mükemmel. Şimdi arkadaşlar iki tekerlekimiz, traktörün değil mi? Ön tekerlekleri bunlar, arkadakiler bunlar. Peki bunun yarıçapı kaç? R. Bunun yarıçapı kaçmış? 3R. Arka tekerleğin yarıçapı, ön tekerleğin yarıçapının kaç katı? 3 katıymış. Şimdi arkadaşlar yol giderken eğer bu tam bir tur attığı zaman bu küçük olduğu için bunu tam 3 tur atması gerekir. Doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü bu çevresi diyelim ki 3, kaç olsun? 3 metre olsun. Bunun çevresi 1 metre olsun. Öyle örnek vereyim. Peki bu çevresi 3 metre ise bu bir tur attığında 3 metre gider. Bunun çevresi 1 metre olduğu için bir tur atarsa 1 metre, 2 tur atarsa 2 metre, 3 tur atarsa 3 metre. Doğru mu? Doğru. Yani bir tur attığında bu 3 tur atması gerekir. Doğru mu? Evet. Bu bir tur attığında arka tekerlek bir tur attığında arka tekerlek bir tur attığında ön tekerlek kaç tur atacak? 3 tur atacak. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar şöyle diyorum. Bunun yarıçapı R, bunun yarıçapı 3R mi? Evet. Peki arka tekerlek X tur atsın. Ön tekerlek diyor ki bakın. Ön tekerlek arka tekerlekten 80 tur fazla attığına göre. Ben şunu anlıyorum. Arka tekerlek X tur atarken ön tekerlek X artı 80 tur atmış. Kabul ediyor musunuz? Ediyorsunuz. X artı 80 tur. Ama biz şunu biliyoruz. R yarı çapındaki tekerlek, ön tekerlek X artı 80 tur atıyor.
arka tekerlek ne yapıyor? Yarıçapı 3 lirayken kaç tur atıyor? X tur atıyor. Burada nasıl orantı var? Ters orantı var. Neden? Yarıçapı büyük olan az tur atar. Yarıçapı küçük olan çok tur atar. Ters orantı olduğu için de arkadaşlar ben ne yapıyorum? R ile X artı 80'i çarpıyorum. 3 R ile kimi çarpıyorum? X'i çarpıyorum. Burada R'ler gider mi arkadaşlar? Gider hocam. X artı 80, 3X'e, X'e 80 eşittir kaç olur? X buraya eksi X gelir, 2X olur. X eşittir kaç çıkar? 40. Mükemmel. Demek ki arka bakın, arkadaki tekerlek 40 tur attığı zaman 40 artı 80 bu kaç tur atıyormuş? 120 tur atıyormuş. Ama bana arka tekerleğin nesi lazım? Ne diyor? Bakın arka tekerleğin çevresi kaç metredir? Peki arka tekerleğin çevresine ben ne diyeyim? Böyle bu şekilde yazdım. Kaç tur attı? Çarpı tur sayısı. Bize alınan yolu vermez mi? Çevresi ve yaptığı tur sayısı. Bize ne yapar? Gittiği yol sayısını, yolu verir mi? Verir. Peki o zaman çevre çarpı kaç tur atmıştı bu? 40 tur atmıştı. Çarpı 40. Nereye eşitleyeceğim arkadaşlar? 100'e eşitleyeceğim. Neden? Çünkü 100 metre yol almıştı. Harika. Devam ediyorum arkadaşlar. Çevre çarpı 40 eşittir 100 ise 10'a böldüm 4, 10'a böldüm 10. Her tarafı 2'ye böldüm değil mi? Veya 4'e böldüm. Çevre eşittir kaç çıktı? 5 bölü 2 metre çıkmış oldu. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Yarı çapı R olan X artı 80 tur atıyorsa yarı çapı 3 R olan X tur atar. O zaman ters orantı var. Bununla bunu çarptım. Önce kimi buldum? X'i 40 buldum. Sonra arka tekerleğin çevresiyle yaptığı tur sayısını çarparsam gittiği yolu verir. Evet mi? Evet. O zaman çevre çarpı 40 eşittir 100'den. Ne buldum arkadaşlar? Arka tekerleğin çevresini 5 bölü 2 metre bulmuş oldum. Size bir soru daha arkadaşlar. Sorum şu şekilde. Diyorum ki hangisi y eşittir k bölü x eğrisidir? Evet. K bölü x demek ne demekti arkadaşlar? Bana çabuk söyle. X çarpı y eşittir k değil miydi? Evet. Peki bu neyi veriyordu arkadaşlar? Ters orantı. Evet çabuk söyle. Peki biz biraz önce bunun grafiğini çizmiş miydik? Evet çizmiştik. Peki değerli arkadaşlar bu grafik hangisi? Bu hocam. Neden? Çünkü x sayıları bakın x'leri biz arttırırken ne oluyor değerli arkadaşlar? Y'ler azalmış oluyor değil mi? Mesela kaç olsun bu? X çarpı y eşittir 12 olsun diyelim. Ben x sayısına 1 verdiğim zaman y 12. Y'ye 2 verdiğimde bak 6 ne yaptı? Azaldı. 3 verdiğimde kaç olur arkadaşlar? Bu 4 olur. Doğru mu? Doğru. Bak 1 verdiğimde 12. 2 verdiğimde kaç oldu? 6. 3 verdiğimde kaç oldu arkadaşım? 4. Gittikçe azalıyor. Birini arttırırken diğeri ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. Burada ne var arkadaşlar? Ters orantı var. Demek ki ters orantı grafiğimiz budur değerli arkadaşlar. Unutmayasınız diye tekrar söylemiş oldum. Y eşittir k bölü x şeklindeki bir eğrinin grafiği kesinlikle arkadaşlar bu şekildedir. Unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. İyi dersler arkadaşlar.